Hadi Şivanya, akan nehir suyunun altında otur ve bu suyun yarandan akıp onu temizlemesine müsaade et. Bu öyle bir sudur ki senin bütün yaralarını iyileştirecek. Hadi. Sadece birkaç saat sürecek. Ve güneş doğmadan önce tamamen iyileşmiş olacaksın. Ve daha sonra bir kez daha intikam almaya hazır olacaksın. Bugün Riti'nin inancı senin hayatını kurtardı. Çok şanslısın. Ritik gibi bir kocan var senin. Ben nasıl bir sınavdan geçiyorum? O benim hayatımı kurtardı. Bense babasını öldürmek zorundayım. Onun babası senin ailenin katili Şivanya. Bunu nasıl unutabilirsin? İntikamını almak zorundasın Şivanya. Yılan klanı için intikam almalısın. Ritik senin düşmanın değil. Ama senin düşmanının oğlu. Yılan kristalini bulmana yardım edecek. Sırtındaki o işaret bunu böyle yapacağını söylüyor. Hangi işaret Bilgi? Senin o işaretten haberin yok mu? Belki de bu yüzden ona karşı bir adım atmadın Şivanya. Hiçbir şey anlamadım. Ritik'in sırtında bir işaret var. Ben o kitabı okumuştum. Nasıl o işareti fark edemedim ki? Baş bilgemiz o işareti taşıyan insanlar olduğunu söyledi. Ve bu işaret sayesinde ruhları yılanlara bağlıdır. Bu sayede eğer bir insan yılanı severse, ne kadar uzakta olursa olsun onun acısını hissediyor. Bir bakıma onun için yaşıyor. Bu yüzden ben tehlikedeyken Ritik o kabusu gördü. Ve işaretin aynısı okuduğun kitapta da var. Bu da şu anlama geliyor. Ritik bir şekilde yılan kristaline bağlı. Şivanya, kitapta şöyle yazar. Yılan kristali parlak 1000 elmastan bir araya getirildi. Bu yüzden güçlüdür. Ama yanlış kullanılırsa bir felakete yol açar. Ve dünyanın sonu gelir. Bu yüzden kristal asla yanlış ellere geçmemeli. Ne hükümdarlar, ne imparatorlar ve ne bilgeler hedeflerine ulaşmak için o kristale ulaşmaya çalıştı. İşte bakın, yılan kristali orada parlıyor. Hadi gidip onu bana getirin. Onu almak için birçok insan hayatından oldu. Kitapta yazan başka bir şey daha var. Kristalin kendine has bir parlaklığı var. Ne demek bu? Yani öyle bir gece olacak ki bütün gezegenler sadece o geceyi paylaşacak. Düz bir çizgide olacaklar. Gecenin bir yerinde aynı hizaya gelecekler. Ay ışığıyla gökyüzü parlayacak. O gece, o anda, evet o anda yılan kristali tek başına parlayacak. Ve insanlar onun ışığını çok uzaklardan görebilecekler. Ve onun ışığı insanların gözlerini kamaştıracak. Ve bu ışık seni yılan kristaline yönlendirecek. O gece her 75 senede bir geliyor. Yılan kristali tek başına her yerden görünebilir. O gece geliyor. Eğer Ankuş Reheja o kristali o konakta bir yerlere sakladıysa, o zaman onu ışığıyla bulabilirsin. Bize o kristali getir. Onu asıl ait olduğu yere, mabedimize getir. Getir ki onu Tanrımıza adayalım. Ve siz bütün yılanlar, Tanrı'nın adanmışları o kristalin koruyucususunuz. Bunu sakın unutma Şivanya. O kristal asla yanlış ellere geçmemeli. Ne olursa olsun o kristali bu mabede geri getireceğim. O kristal nerede söyle?
Yoksa seni canlı canlı gömerim. Delirdin mi sen? Eğer ölürse o kristali nasıl bulacağız? Onu gerçekten hak eden alacak. Kimse gelmeyecek. Bize onun nerede olduğunu söyle. Aksi takdirde burada yok olup gideceksin. Eğer ecelinle ölmezsen ben seni öldüreceğim. O kristale gelince bir gün onu mutlaka bulacağım. Onu hiçbir zaman bulamayacaksınız. O kristali bir kez zorla gasp ettiniz ama şimdi onu öyle bir yere sakladım ki hiçbir zaman bulamayacaksınız. Onu göremeyeceksiniz. Sadece o gelip onu alabilir. Öldüreceğim seni. Enki bırak onu. Bırak dedim. Bir gün mutlaka söyleyecek. Hadi yürü. Gidelim buradan. Hadi gel buraya. O gelecek. Kristalin asıl sahibi o. Ve o alacak. Enki yapma Enki. Yeter. Bırak onu. Hadi gidelim buradan. Bırak. Tamam. Hadi yürü. 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 Abi, hı. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz! Nedir? Bilirsin, özel bir şey abi. Yengemden bir kart, aman tanrım. Acelen ne abi? Önce bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Ne anlaşması? Bu yengemden gelen bir aşk mektubu ama bunun karşılığında bir şey almak zorundayız. Söyleyin, ne istiyorsunuz? Yarın kulübe gideceğiz. Peki, tamam. Evet. Arabanı bir hafta ben kullanacağım abi. Tamam, anlaştık. Hey, peki ben ne alacağım öyleyse? Sana da sevdiğin içeceklerden alırım. Kartı alabilir miyim? Bakın nasıl da yüzü kızardı. Evet, yanakları kıpkırmızı oldu. Çok romantik bir kart gibi görünüyor abi. Yüzü nasıl da gülüyor. Verdiğim bütün sözleri iptal ediyorum. Neden? Hayır. Hayır abi. Yapamazsın bunu. Hayır, bunu yapamazsın. Olmamış mı? Hoşuna gitmedi mi? Orada başka bir şey mi yazıyor? Ne? Sana çok abarttığımızı söylemiştim. Şaka yapıyorsunuz öyle değil mi? Yeter abi. Yoksa hala bize güvenmiyor musun ha? Tamam. İstersen yengeme sor. Ha, biz gidiyoruz. Gidelim. Yürüyün. Burada yazanlar doğruysa demek oluyor ki Şivanya evliliğimizi sürdürmek istiyor. Ama gidip onunla konuşmalıyım. Yılan kristali ile ilgili yazılmış bu kitapta bu işaret hakkında birçok sır olduğu kesin. Yoksa Ankush Reheca o kitabı saklamak için bu kadar telaş yapmazdı. Onu sakladığı yeri bulmak zorundayım. Şivanya. Bu kartı sen mi yazmıştın? Ben evliliğimizin 3. ayı için bir şey yapamamıştım da. O yüzden. Burada yazılan her şey senin düşüncelerin mi? Evet. Benim hem... Emin misin? Neden bana sarıldı şimdi? Şivanya, bana ne verdiğinin farkında mısın? Seni çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.